Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben de temizlik yapıyorum. Sen temizlik mi yapıyorsun? Biz Sümay'la bugün temizlik yapıyoruz. Benim bir tek buradaki salonum, yani küçük salonum. Kendi oturma grubumuz, oturduğumuz grup. Ay söylemedi bir türlü. Burası kalmıştı. Burayı temizleyeceğim ve sonrasında bütün evimin dolapları temizlenmiş olacak. Sonrasında da iftar hazırlığımı yapacağım. Öyle. Yani Seçil şu an balkonunu yıkıyor, yukarıdaki balkonunu. Aşağıdaki benim balkon da bayağı kirlendi. Muhtemelen orayı da yıkayacağım. Öyle yani arkadaşlar. O zaman iş başına. Hüma şu an gözükmüyor ama suyla oynuyor. Muhtemelen birazdan göstereceğim onu da. O zaman ben işime koyulayım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Videomu beğenirseniz çok mutlu olurum. Bir de kitaplarım var arkadaşlar. Yani Hüma doğmadan önce aslında biraz okuyordum. Kitap okumayı severim. Evlenmeden önce de okuyordum ama Hüma doğduktan sonra hiç okumadım diyebilirim. Vaktim kalmadı. Bir de sosyal medya ortamı falan derken öyle yani. Böyle kitaplar da kaldı ama buradakilerin çoğunu okumuşumdur. Yani mesela şu mendil var. Böyle bir kitap. Sonra şeyin çok okumuştum. Vampir günlüklerini. Onu çok okumuştum. Onun birkaç tane kitabı da var bende zaten. Onları okumuştum. Tarih kitapları var. Öyle onları okumayı seviyordum. Hatta eski fotoğraflar var. Onları da göstereceğim. Böyle yaparız. Yağmur yağıyor. Tamam mı arkadaşlar? He, sonra... Mesela Canan Tan'ın kitaplarını çok okumuştum arkadaşlar ya. Saragio. Onların çok okumuştum yani. Çok seviyorum. Mesela Canan Tan'ın Piraye'yi hepinize tavsiye ediyorum. Canan Tan'ın Pembe ve Yusuf var. Bunu yarım bırakmıştım. Okuyamamıştım. Şu an zaten konusunda tam hatırlayamıyorum. Mesela Saragio'nun Elveda Haziran. Kesinlikle okumuştum. Saragio'nun Yağmur Sonrası, Son Kamelya. Yani bunları gerçekten okumuştum. Çok çok da severek okumuştum. Saragio'nun kitaplarında şöyle bir şey var arkadaşlar. Geçmiş yıllarla şimdiki yılı birleştirip gizemli böyle bir anlatış şekli var. Onu seviyorum Saragio'dan. Mesela başka hiçbir yazarda ona benzer kitaplar da almıştım. Saragio'nun bütün kitaplarını okuyunca ona benzer bir kitap da almıştım. Ama yok yani olmuyor. Saragio'nun yerini tutmuyor. Kesinlikle bakın derim. Canan Tan çok güzel oluyor. Kahraman Tazeoğlu. Onun da almışım. Bukre'yi almışım mesela. Onun da var birkaç tane kitabı. Öyle yani arkadaşlar. Önceden seviyordum ama şu an dediğim gibi ve yine bir Saragio kitabı. Yani 5-6 tane kitabı var. Mart Menekşeleri. Bu da arkadaşlar. Dediğim gibi yani hani okuyun. Kitap okumayı seven arkadaşlar bir okusun. Beğeneceksiniz de eminim ki. Yani böyle tamamen aşk değil. Şey de var. Bu Saragio yine Paris'ten Çiçeklerle arkadaşım hediye etmişti bunu. Ama hala okuyamadım. Hüma doğduktan sonra hediye edilen bir şeydi. Hala okuyamadım. Neyse inşallah İlerleyen zamanlarda okur muyum, okumaz mıyım bilmiyorum ama inşallah okurum diye ümit ediyorum. Çünkü gerçekten kitap okumak çok güzel. Bazen özlemiyordu değilim ama dediğim gibi vakit bulamıyorum ya. Ben bak gördün mü? Bu benim küçüklüğüm. Bak bu dayı. Bu da ben. Bak, bu da ben. Benziyoruz mu? Benziyoruz kız. Bu kim? Kim? Ben mi? Şimdi bakın, şöyle göstereyim size de. Şu benim küçüklüğüm arkadaşlar. Abimle benim küçüklüğümüz. Bu da yine aynı şekilde görüyorsunuz. Şalvarım o günden bugüne hala devam ediyor yani. O dayın anneciğim. Dayım. O İsmail dayı. O küçük dayı. Aa, sözümüzden
görsenler var burada. Bakayım şimdi gösterebilecek olduklarıma. Dedem. Şöyle göstereyim ama sizlere. Bu küçük dedem. Sizinden evimde küçük. Böyle küçük bir söz yapmıştık. Aile arası. O kadar. Yani anne, aslında doğru düzgün görselim anne, bile yok. Yani anne, sosyal medyaya anne, atmaya. O deden anneciğim. Dedenin gençliği. Şöyle göstereyim. Mesela bu bizim Mardin'deki ailemiz. Yani hani inşallah oradan görebiliyorsunuzdur. Yansıma yapmıyordur ışıktan. Ondan sonra ne kadar küçüklermiş ya. Bunlar da prenses. Gerçekten bayağı küçüklermiş yani. Bunlardan bir iki tanesini aslında böyle çekip atabilirim Instagram'a. Bayağı varmış bakayım. Bakayım başka neler bu var. Bu bir dedenin Yusuf. Tamam mı arkadaşlar? Bak küçük. Hayır ya. O Yusuf dede mi? O dede. Osman deden o. Hayır Osman dede. Bu da istememden de var burada. Bu, sözüm ve istememden. Osman dede. Bayağı bir tamam zayıfmışım. Dur şimdi bir dakika. Bakayım şöyle güzel bir fotoğraf bulursam göstereceğim. Bunlar kimdi? Şöyle göstereyim. Kayınvalidem var, teyzem var. Çoğusu burada yani görümcem. Ben, eşim. İki tane teyzem. Bunun adı dede. Şöyle arkadaşlar. Görüyor musunuz bilmiyorum ama inşallah görüyorsunuzdur. Ve zaten... Burada prensesli annem. Bayağı zayıfmışız ikimiz de. Bu da dedenin kankisi. Tamam mı arkadaşlar? Annenin küçüklüğüne benziyor. Şurada tamam mesela mı? Arkadaşlar babaannem var, anneannem var ki babaannem normalde fotoğraf çekilmeyi sevmez. Bakmamıştır bu da annenin o fotoğrafa. Şalvarı. Görmüş olduğunuz gibi yine ama anneannem çok sever. Yine anneannemle olan bir tane daha vardı onu da şöyle göstereyim. Şöyle evet, arkadaşlar. Bu da... Ha o başkası anneciğim o. Burada da yine annem, teyzem, ben, anneannem. Bayağı yaşlı. Hatta beni en çok annemden daha çok anneanneme benzetirler. Babamı da göstereyim hatta size. Bu da bizim kartımız. Şöyle mesela burada yüzüklerimiz takılmış. Babam, kardeşim, bu da kayınpederim. Öyle göstereyim. Yani görüyorsunuzdur inşallah. Sonra... Bu da benim babam. Tamam şöyle görümcem. Biliyorsunuz gerçi görümcem artık. Yani Instagram'dan takip edenler bilir. Anne bana da bu çıktı. Böyle bu da ailemizin tamamı. Bir tek Memoş eksik burada. Anne bana çıkmış. Bu da teyzemizin kızı. Yoksa diğerlerinin hepsi bizden yani. Şu mesela şu gördüğünüz eşimin bir küçüğü. Ama burada tabii çok küçüklük halleri ya. 5 sene öncesinden bahsediyorum. Bebek, tamam mı? Yine anneannemle çekildiğimiz bir fotoğraf. Bunlardan ben bir düzenleme yapıp bence paylaşayım. Olur. Anneydi. Teyzemler. Orada kimler var? Ver bakalım. He, babanın bunlar da ya. Babanın. Bakar mısınız? Kayınpederim ne? Kayınvalidem. Neler neler çıktı Allah'ım. Bayağı. Eşimin küçüklüğü. Hümay'ı genelde hep ona benzetirler. Yani bana benziyor mu bilmiyorum aslında ya. Benim küçüklüğüme benziyor musun aşkım sen? Evet ama. Hı. Anne, bak bu yüzlü olan bana benziyor. Bu gördün mü? O halan. Arzu halan. Arzu halan bana benziyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın bu eşimin küçüklüğü. Hüma gel bakayım böyle. Gel böyle. Bak bu kime benziyor? Bu. Ben sana benziyor. Bana mı benziyor? Bence sana benziyor. Bence sana. Sana bence. Şöyle göstereyim tekrardan. Şu eşimin küçüklüğü ama benim küçüklüğüm de benziyormuş ya. Durun bir dakika bir bulayım ben. Benim küçüklüğüm de benziyormuş yani eşimle. Aslında benziyoruz ama tabii eşim biraz daha kumral. Hala daha öyle esmer değildir, kumraldır. Ben de daha beyazım ona göre. Nerede küçük anne, bu fotoğraf? Küçük fotoğraf babam benim. Benim bu.
Ya evet aslında var ya burada resmen benziyoruz. Hatta ben bunları bir kolaj yapayım, sorayım hangisi ben hangisi eşim diye. Bence de. Durun yapayım ben bunu. Bence bayağı benziyoruz yani. Hüma da hatta bana benzetti babasını. Arkadaşlar bunlar da benim yapmış olduğum şöyle seccade işleri. Ezan okunuyor. Tam seccade demişken ezanın başlaması da ayrı bir güzel oldu. Azizallah. Ben çok severim etamin işini. 10 tane falan da yapmıştım arkadaşlar. Şu mesela ilk öğrenciliğim benim. Rengi falan da bayağı bir koyu olmuştu. Hatta bizim buralarda işte çeyiz yapılır. Bohça yapılır pardon çeyizde. Bohça yapılır kayınvalideye işte ne bileyim kaynına. Hani bohça yapılır. Bohçanın içine kayınvalideye bohçanın içine koyarız gibisinden düşünmüştük. Çünkü koyu renkli olduğu için genelde öyle koyuyorlar. Ama kayınvalidem istemeyince yani bohça istemediler öyle söyleyeyim. Onlarda sanırım yoktu öyle o tarz bir şey. Yani vardı da çoklar diye mi istemediler onu da bilmiyorum. İstemediler, vermedik. Bu da bende böyle ana hatıra olarak kalmış oldu. Şunu da göstermek istiyorum. Bu da annemden kalma bir seccade arkadaşlar. Şöyle. Şu şekilde. Annemden kalma bir seccade. O sanırım makine işi yapmış bunu. Böyle bu da kaldı. Öyle işte geldiği zaman misafirler kime denk gelirse yayıyoruz. Güzel oluyor. Aslında hani çoğu hoca da şey diye söylüyor. Hani böyle çok fazla işleme şey olmasın seccadenizin üstünde dikkatinizi dağıtacak diyor ama işte bunlar da çeyiz. Dur anneciğim. Çeyizlerde olduğu için yapıyoruz. Zaten çeyizime bir tek bunları yapmıştım yani. Ben kendim özene bözene yaptım. Şöyle arkadaşlar şunu da göstermek istiyorum sizlere. Şöyle bu da benim işlemiş olduğum ve hala da böyle işlediğim için çok mutlu oldum. Bir seccade. Böyle bunun mesela rengi de örneği de çok çok güzel oldu. Sonra daha bir sürü var. 10 tane falan işlemiştim. Yani sözde işte mutfak takımı falan da işleyecektim kaneviçeden. Ama tabii işleyemediğim için kaldı. Şöyle şunu da göstereyim. Bunu da yine seviyorum ya. Hani hepsi el emeği, göz nuru olduğu için pek de ayırt etmiyorum açıkçası. Ama buraya sanırım almayacak bunları. Bakalım başka bir yer bulmak lazım bunlara ya. Ama bunun rengi olmadı gerçekten. Bu olmadı yani. Bakar mısınız? Olsun işte kırmızı bulunsun. Farklı mesela farklı neler var. Bir tanesi var onu göstereceğim sizlere bir dakika. Şöyle. Lalaları da çok severim. Şu. Şunun gerçekten güzel oldu. Şöyle bakar mısınız? Bahar gibi. Bayağı zorlanmıştım işlerken ama böyle güzel bir iş çıktı yani. Güzel bir sonuç oldu. Şu anda keyifle de kullanıyorum. Mesela Instagram'da işte soruyorlar. Bir tane fotoğrafım vardı. Seccadeniz nereden diye. Ya söylüyorum işte ben işledim. Alıyorsunuz. Kumaşını alıyorsunuz. Etaminini alıyorsunuz. İşliyorsunuz. İşte etamin iplerini. Ondan sonra domino ipi diye geçiyor zaten. Sonrasında işte buralarında pikocular var. Çeyiz yani çeyiz yaptıranlar bilir. Buralarında onlara verdik. Onlar yaptırdı. Bir de son olarak bunu göstereyim sizlere. Bu da çok hoşuma gidiyor mesela. Öbürü böyle krem, sarımtılak bir şey. Bu da beyaz. Bu da hoşuma gidiyor. Yani bunun da aslında renkleri birazcık koyu oldu şu kahverengileri ama olsun. Seviyorum. Yani dediğim gibi o zaman öyleymiş. Şu zaman olsa daha farklı renkler koyardım muhtemelen. Ama öyle yani. Ha bir de şimdi etamin olarak size göstermek istediğim başka bir şey daha var arkadaşlar. Bu yeleğin tam tamına 60 senesi var sanırım. Çünkü babaannemin çeyizinden. O zamanlar böyle kıyafetlere de etamin işleniyormuş. Kadife yelek. Yani çeyizine işlemiş babaannem. Bayağı da giymiş. Sonra ben giydim. Hatta 2 tane falandı. Bunu kimseye vermiyorum. Büyükannemler hala almak istiyorlar ama diyorum kusura bakmayın. Bu benim kızıma hatıra olarak kalacak. Ben hatırama sahip çıktım. Kızım da inşallah sonrasında çıkar. Giyinme odamı temizlediğim zaman aslında aklımdaydı gösterecektim ama tamamen unutmuşum. Hazır seccadeleri çıkartmışken dedim bari göstereyim. Şöyle şu şekilde arkadaşlar.
Yani çok hoşuma gidiyor ya. Böyle mesela beyaz tişörtlerimi falan üzerine giyiyordum, şalvarın üstüne. Çok hoş duruyordu. Şu an tabii giymiyoruz, küçük geliyor falan. Ama dediğim gibi Hüma büyüsün, nasip olursa o giyecek. Çok hoşuma gidiyor ya. Bakar mısınız? Eski şeylerde mesela ip olsun, ne bileyim bir eşya olsun, bir şey olsun, o kadar kaliteliymiş ki. Kaçıncıya yıkandı yani, gerçekten bilmiyorum. Kaçıncıya yıkandığını saymıyorum. Ve annem hani hiç böyle düşük derecede yıkamaz. Sürekli yüksek derecede yıkar. Annem zamanında hani kızken giymiştim. O zaman bir şey olmadıysa şimdi hiç olmaz diye düşünüyorum. Böyle hatıra olarak kalıyor dolabımda. Dediğim gibi nasip olursa Hüma büyüyünce giyecek. Evet arkadaşlar, şöyle dolabım bitti. Burası benim ayakkabı dolabım. Bu içerideki kısım. Şöyle ayakkabıları çok seviyorum. Daha da bir sürü verdim, dağıttım. Ama burada da var. Üst kısmında yok. Üst kısmında da başka şeyler var. Hüma uyuduğu için birazcık sessiz konuşuyorum. Şöyle burada da topuklularım var. Yine üst tarafta da topuklular. Yani bu içerideki kısımda genelde topuklularım var. Süslü ayakkabılarım var, öyle söyleyeyim. Genelde günlük olarak kullandığım ayakkabılarım ise dışarıda. Burada da böyle ev içinde giymiş olduğum şöyle babetlerim var. Bunlar Instagram'da bana çok soruluyor. Babet dünyamdan almıştım arkadaşlar. Bakabilirsiniz, cırtlı. Böyle yıkayabiliyorsunuz. Sonra tekrar kullanabiliyorsunuz falan. Bunlar da evde kullanmış olduğum terlikler. Böyle. Sizler bana en çok şey soruyordunuz. Ev turunda göstermemiştim ben. Banyomu soruyordunuz. Şöyle banyomu da göstereyim sizlere. Ah pardon. Şöyle şu şekilde arkadaşlar. Burası da benim banyom. Şöyle. Dedim hazır salonumu yaparken burayı da göstereyim. Bu şekilde ilerliyoruz. Şöyle. Yumuş, görmüş olduğunuz gibi uyuyor. Kendi uyuyor ama odasını ne yaptı göstereyim onu da. Burayı böyle dağıttı ve kendi uykuya geçti. Annesi bir yerden toplasın, bir yerden dağılsın. Yani öyle seviyor, dağınık seviyor. Ve arkadaşlar şöyle ikinci ayakkabı dolabımı göstereceğim sizlere. Burası normalde balkon. Şuradan zaten seçile çıkıyorum. Sonra oradan giriş kapımız var. Ama ben burayı genelde böyle çamaşırlık gibi kullanıyorum diyebilirim. Balkon olarak kullanmıyorum. Şurası da arkadaşlar ikinci ayakkabı dolabım. Şöyle açalım. Bayağı büyük bir dolap. Ben çok seviyorum ayakkabıları ya. Gerçekten. Evet arkadaşlar, şöyle şuradan başlıyor. Aşağı kadar komple benim ayakkabılarım var. Toplamda yani bir 70-80 tane olması lazım herhalde. Burası benim. Şu tarafta eşimin. Ama tabii burada da yine benim terliklerim var. Tabii kendimi asla bırakmam. Bu tarafta böyle eşimin ayakkabıları arkadaşlar. Şükürler olsun ki evimdeki tüm dolapların içi tertemiz oldu. Bayağı güzel bir bahar temizliği oldu benim için. Aslında perdeler ve pencereler de var ama artık onu bilmiyorum ne zaman yaparım. Öyle yani, ben şimdi balkonu temizleyeyim. Sonrasında da mutfakta iftar hazırlığına başlayayım. Sen de uyu anneciğim. Evet arkadaşlar, şimdi bugünlük işimiz bitti sayılır ve yemeği de ben kızartma yaptım. Eşim çok seviyor.
O yüzden tekrardan onu yaptık. Seçile çıkacağız. Seçil de birkaç şey yaptı. Orada yiyeceğiz yemeğimizi. Akşam çayın yanına ne yapıyoruz? Magnolia. Çilekli. Muzlu magnolia yapıyoruz. Şimdi malzemelerini sayalım. 1 litre süt döktük arkadaşlar. 1 su bardağı un, 1 su bardağı şeker, 1 paket vanilin ve 1 paket de krema. Yani 200 ml'lik krema var ya. Kız çocukları neden bu kadar böyle karıştırmaya, etmeye meraklı anlayamıyorum. Ama tabii hepimiz aynı yollardan geçtik. Arkadaşlar işte bunu muhallebi haline getireceğiz. O şekilde sonrasında da zaten kuplarıma meyveleri hazırladım. Muz ve çilek hazırladım. Ve şöyle şunu da zaten rondodan geçireceğim. Normalde 1,5 paket bebe bisküvisi ama benim büyük paketim vardı. Onun yani 1/3'ünü kullanmıştım. Diğeri kalmıştı. Onu döktüm. Bunu da rondodan geçireceğim. Böyle o şekilde süsleme yapacağım. Bakalım inşallah güzel bir tatlı olacak. Evet arkadaşlar tatlılarım oldu. Seçil'e çıktık. Tatlılarımla birlikte tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Seçil de salatasını yaptı. Hüma da sanki oruç tutarmışçasına geldi hemen masanın başına oturdu. Evet Hümacığım, bugün yemekte neler var? Söyle bakalım. Söyle, sor, ekmek var. Başka? Su var. Başka ne var? Temel ihtiyaçlardan. O senin bardağın. Başka neler var? Yeşillikler, kaktüslerimiz var. Başka? Kızartma. Kızartma, dolma. Dolma. Nerede? Sonra da salata. İşte dolma patlıcanları. Dolma olarak. Yoğurt. Yoğurt var, o da yoğurt. Patlıcanları şey dolma olarak gördüm. Evet, bugün ana menümüz nedir? Neler var? Evet. Orman kebabı var. Tamam. Ondan sonra yeşil ekmek var. Tamam. Bugün de doyduk çok şükür. O zaman ne diyoruz Hümacığım? Herkese hayırlı iftarlar. Herkese hayırlı iftarlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.